I don't know why the speculation is there. Uh, since one month, um, uh, one month ago, uh, we had four victories and uh, everything was fine. So I, I don't, I don't know what, why someone is not satisfied with that. Um, now the situation, of course, you can uh, make all the critics to the coach, um, but the history shows if you will be unpatient or if there is too much unpatient What, what? Will change right now. Right now, nothing will change. I, I got the first uh, goal. That means try, try to reach the World Cup qualifiers. Uh, we succeed in that, and okay, maybe in the end, short before the finish of the Portugal game, um, we had the possibility to to score and maybe um, doing a, a small sensation. Okay, we did not succeed in that. Second uh, order for me, or second goal, was to uh, be relegated to the uh, group C, a B. So we <coughs> re reached this, uh, even with this, um, two uh, not good performances uh, now in the last two matches. So my second goal is also fulfilled, and even those moments because I was player and I had a lot of situations like that even those moments this shows real character and, and real stability of mentality and motivation to be really honest right now not for 1% not for 1% I am thinking about giving up or something like that this situation is the biggest motivation which I can do and to be honest Stefan Kunz I will never give up never Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, ben neden bu spekülasyonlar bir ay önce çıktı? Bunu gerçekten anlamış değilim. Çünkü dört galibiyet almıştık ve bu dört galibiyetten sonra e, tatmin edici olmayan ne vardı da bu spekülasyonlar çıktı? Onu anlayamıyorum. Şu an tabii ki her türlü eleştiri yapmakta insanlar serbest. Ee, fakat yine mevcut durumu değerlendirdiğimizde. Ee, sabırsızlık hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bunu söyleyebilirim. Ee, i̇lk hedefimiz bizim Dünya Kupası elemelerinde playoff şansımızı zorlamaktı. Ben göreve geldikten sonra bu şansımızı zorladık ve başardık. Ee, Playoff'lara kaldık. Playoff ka maçında Portekiz karşısında son dakikalarda e, golümüzü atabilseydik belki sansasyonel bir şey olacaktı. Bunu tabii ki bilemiyoruz. Ee, ama gerçekleştiremedik. Fakat baktığınızda biz şansımızı zorladık. Dolayısıyla e, ...benden istenen bu kısmı yapabildiğimi düşünüyorum birinci noktada. İkinci noktada ise tabii ki takımı B ligine yükseltmekti hedefimiz. E, her ne kadar son iki karşılaşmada olumsuz e, bir tablo ortaya çıkmış olsa da... E, ...bu hedefimize de ulaştık hedef anlamında. E, ve şunu e, söylemek istiyorum. Bu yaşanan tablo içerisinde şu anki olumsuz durumda... ...ben yüzde bir bile e, herhangi bir şekilde bir istifa gibi bir durumu kesinlikle düşünmüyorum şu an yaşadığımızı değerlendirdiğimiz zaman kesinlikle daha fazla motive olmuş durumdayım ee, daha fazla mücadele etmek istiyorum oyunculuk zamanlarımda da bu tarz e, durumlar yaşadım buradan daha farklı şekilde çıkmak gerekir bu tür durumlarla daha önce de karşılaşmıştım no it's it's up to it's up to everybody um, the the headlines Are really big if these are rumors, and I heard after and President and Hamid cleared the situation, the article is only big like that, so you know it is i don 't know it is culture or i, I cannot answer I can only um, make this observation Tabii bir gözlemimi de sizlerle paylaşmak istiyorum burada tüm Ee, bu iddialar gündeme geldiği zaman e, baktığınızda büyük büyük verildiğini, çok ciddi şekilde ele alındığını görüyorsunuz. Bunlar karşısında başkanımız ve e, Hamit Altıntop gerekli cevapları veriyorlar. Fakat onların çok daha küçük bir şekilde e, yayınlandığını, çok daha ufak görüldüğünü görüyorsunuz. Bilemiyorum bu kültürel bir durum mu? Tabii ki buna ben cevap veremem ama bu gözlemimi de sizlerle paylaşmak istedim. I was sitting in my hotel room in Trabzon. after the match against copenhagen, and i'm watching tv, and the expert says, stefan kunz should be in the stadium. i cannot understand why he's not in the stadium. i, I, I was I was going to my team manager to met and i said, what did he say? and he's, he goes on and said, not only that he's not in the stadium, this shows no respect to drabzon. Uh, we were expecting that he, he will uh, check some academies or something like that at that at that day i was at the academy of of drabson I, I was talking to all responsible people we were talking about problems between the cl uh, um, club school uh, education and everything i was i was sitting in my hotel room watching this and i was asking what 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 kind of expert is this a few, a few days or a few, da yeah, I think it was one week ago or two weeks ago. There was a question to someone in the in the in the TV. Did you call up Sada Dursun for the first time? And he said yes. I was thinking, my God, it was you know, it was me. How can someone say yes? It was me. This is only um, observing. I'm not judging this. I'm not judging but everybody must find his own opinion about those things. Do you want to go on like that? What do we accept that this happens to every football team if it is amateur football team, Super League, Premier League, Germany, England, Spain, Turkey, it is it is a long process till something will be changed. And Ben bu arada e, yine tüm kamuoyuyla iki tane e, gözlemimi paylaşmak istiyorum. Bunlar kesinlikle e, yargılama amaçlı yapılmış değil ama gözlemimi aktaracağım. Herkesin de bilmesini istiyorum. E, Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Trabzon'da e, otel odamda televizyon izliyorken bir anda e, televizyonda yapılan yorumlardan bir tanesiyle karşılaştım. E, Tabii adımın geçtiğini gördüm ve izlemeye başladım. E, daha sonra takım menajerimiz Mert'ten de e, bu yayını izlemesini rica ettim ve o esnada e, konuşmaya başladık. Sonra anladım ki. E, Televizyondaki bu yorumcu arkadaşımız, benim Trabzon'da bulunmama rağmen ve karşılaşmayı izlemiş olmama rağmen maçtan sonra çünkü otel odama gelmiştim, bu karşılaşmayı izlemem gerektiğini, buraya gelmeyerek Trabzon'a ve Türkiye'ye büyük saygısızlık yaptığımı. Ee, ...dile getirmiş. Halbuki ben stat'taydım. Ayrıca sözlerine devam etmiş. Ee, buraya kadar gelmişken bir akademiyi, Trabzonspor'un akademisini... ...ziyaret etmem gerektiğini de söylemişti. Halbuki ben o ziyareti de yaptım. Futbol, e, kulüp ilişkisi, e, okullar, okul-futbol ilişkisi... ...bunlarda yaşanan sorunları konuştuk, sohbet ettik. Ama e, bu arkadaşımız bunlardan habersizmiş herhalde ki... Bu yorumları yap, yapabilmiş Halbuki ben o gün stat'taydım ama Söylemleriyle e, kamuoyuna yön veriyor Bu kişi nasıl bir yorumcu Böyle bir şey yapabilir Ben gerçekten e, Bunu kendime sordum İkinci e, konuda Yine bir televizyon programı izleniyorken Bu e, bana iletildi e, Yorumcu Moderatör ile konuk arasında Bir e, konuşma cereyan ediyor e, Ve moderatör şu soruyu yöneltiyor Yorumcuya e, Serdar Dursun daha önceki e, bir teknik direktör döneminde çağrılmıştı değil mi diye bir soru soruyor ve yorumcu da evet evet kesinlikle bizim dönemimizde çağrılmıştı diye e, bunu üstleniyor. Halbuki ben Stefan Kunz olarak bu oyuncu benim dönemimde çağrıldı İlk kez biz çağırdık yani bu kadar net gerçekleri bile e, çarpıtmak demek ki mümkün ama e, tabii ki bunlara beni çok şaşırtıyor. Ve herkes lütfen buradan kendi fikrini çıkartsın, kendi düşüncesine, e, kendi kafasında otursun e, diyorum. Bu yaşananlar, bu olanları e, değerlendirsin kendince. Sormamız lazım. Böyle mi böyle mi devam etmeliyiz? Bu şekilde mi olmalı durum? E, kabul mü etmeliyiz bu tarz şeyleri? Kendimize bunları sormalıyız. Ama kesinlikle ben yine söylüyorum, e, Stefan Kuns olarak ben asla. Yes? Uh, no, sorry. <laughs> no, because it, it is not. It is you, or it is you, or it is you. It is the general situation. There are some rumors. Suddenly, this should, should be coached. This should be coached. At that time, nobody could score more. Go. Oh, okay, of course. But we had 14 goals, not, not a conceding goal, and we have. Uh, uh, 12 points and the rumors and the questions about changing the coach they were beginning continue starting i, I, I don't know generally Everybody in, in Turkey should think about what do I take if some of the people say, "I am following this expert I am following this expert i 'm looking to that television i 'm looking to that this is the own decision. I, it is only from my side observing and and for me, definitely the wrong way to change now something there is no way which is running like a honeymoon everywhere will be stones in our way and difficulties and we also have you know it hurts. It hurts unbelievable. But this is also a feeling my players need to have. They are blamed, they are it is hurting inside. Maybe this is the right thing in their head and reaction if it will come to a same situation to to do something different. We have to learn out of this. Yok, hayır, kesinlikle isim vermeyeceğim çünkü benim amacım hedef göstermek değil, sadece durum tespiti yapmak. Ben gözlemimi söylüyorum ve tabii ki herkes istediği programı, istediği kanalı da izlemekte özgür ama e, böyle de bir durum var. Ve bu hoca değişikliği iddiasının gündeme geldiği anda e, 14 gol attığımız, hiç gol yemediğimiz ve 12 puan topladığımız bir dönemden sonra. E, Böyle bir iddia gündeme geliyor. Bu da bir gerçek. Türkiye'deki herkes için bunu söyledim. Ee, ama kesinlikle ulaşılmak istenen nokta, bu bir e, süreç ve sürecin hemen olmayacağı çok net bir durum bu. Bir süreçtir ee, ve ben bu süreci yürütmek için gayet motive bir şekilde çalışıyorum. Kesinlikle e, hemen kısa sürede bir değişiklik beklemek e, mümkün olmaz. Bu yolda. Zorluklar çıkacaktır yaşadığımız e, bu olay gerçekten bizleri inanılmaz şekilde acıtıyor e, oyuncularım da tabii ki bu bunu yaşıyorlar ve e, bu yaşadıkları duyguyu da belki hissetmeleri gerekiyor çünkü bunu yaşayarak benzer bir durumda şayet bir daha karşılaşırlarsa belki farklı şekilde reaksiyon vereceklerdir. O yüzden bir ders çıkarmaları adına yine e, bu karşılaşma onlara e, bir fırsat sunacaktır. Okay. Obvious obviously. Mm, we see that it is not like that. Ee, o zaman şöyle demek lazım. Kesinlikle göründüğü gibi değilmiş. And, Düşünüldüğü gibi değilmiş. 30-40 kişilik and, kişilerin düşüncesi, eee 30-40 kişilik havuzla ilgili konuşan kişilerin düşüncesi demek ki görüldüğü gibi değilmiş. Düşünüldüğü gibi değilmiş. This is also something we have to face. Bu da başka bir şey. İşte bununla da yüzleşmemiz gerekiyor. That doesn't mean that, doesn't mean that we cannot have uh, a lot of good players in future. But right now, unfortunately, it is mirroring our situation. Gelecekte iyi oyuncularımız olmayacak, olamayacak, kaliteli oyunculara sahip olamayacağız diye bir durum söz konusu değil. Şu anki tabloyu çiziyorum. Maalesef gerçek bu aynaya bakıp yüzleşmemiz gerekiyor. And to be honest, a lot of of you know me. Do, do you really think that there is a lack of communication between the players and me? Ve lütfen burada size sormak istiyorum. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Gerçekten benimle oyuncularım arasında bir iletişim kopukluğu olabilir mi sizce? Meanwhile, even if it was a bad a bad news about one of our players and Please don't start with conspiracy and guessing who could it be. I just want to explain an argument against this, this question. I, I, was, I was, those days, I was more proud because some of my players opened their heart, their mind, talking about fears and talking about the, I don't know how, how do you say in, in Turkish, I, I don't know, it really. You know about this black ghost, about this devil inside of your head. I, I am so, I am so proud that the players are open this difficult, really difficult side inside of them, to to me and my team. So this is definitely not a lack of communication. Definitely not. They open towards you. Yeah. Ee, şimdi ben yine küçük bir detay vermek istiyorum ama e, sizlerden rica ediyorum bu konuyu e, bir komple teorisi haline getirip ya da bu anlattığım örneğin kim ya da kimler olabileceği konusunda Lütfen bu konuyu deşmeyelim. ama siz bu konuyu açtınız diye bu örneği verme ihtiyacı hissettim ben aslında Oyuncularım adına, oyuncu grubum adına biraz mutlu oldum yaşadığım olaydan dolayı. Çünkü e, belli oyuncularımız bana geldiler ve kalplerini açtılar, e, zihinlerini bana açtılar. Bir nevi e, kendi düşüncelerini dile getirdiler ve korkularını anlattılar veya bu zihinlerindeki düşünceler, onları kemiren düşünceler her neyse benle paylaşma ihtiyacı hissettiler. Şayet aramızda bir iletişim kopukluğu olsaydı sizce bu kadar açılabilirler miydi bana? And this is the point. Normally you must ask me this. Because nobody is closer with us than you. Nobody. But tell me why are people who are much more far away starting with this rumors? Why? Sen tabii ki bize en yakın olan e, gazeteci arkadaşlarımızdan birisin. Çok doğal senin bu soruyu bize sorman. Ama neden bizlere bu kadar uzak olan kişiler e, bu spekülasyonları çıkartıyor? Neden? My, my decision. I said, "Okay, Sally, I I watched Beşiktaş. I watched Beşiktaş and you know we don't have to talk about my relation to Beşiktaş." I watched Pachikas and I was thinking. No, I had in my head on left side I have Aaron. He's uh, he's a leading a good a good player and leading player. Meanwhile, Trapson uh, he has international matches, so he can play on left side. And I know uh, for me because I know Ferdi, um, he he is stronger on this position maybe in my in my view. And um, to develop a player, maybe I was thinking I take Ismail. To, to bring him a little bit more closer to the national team, also after um, a long, long conversation with Jorge Jesus. Then we can discuss um, Stefan Kunz, maybe he it, it was wrong, it was right, Ismail is better, Ismail is not so good as Sali, uh, Ferdi is not better than Sali. This is we can discuss. But it is all the time the discussion: Stefan Kunz against Besiktas. This is not true, you know. I have to make decisions. Of course, I am responsible for the decisions. I have to discuss it with you. I have to live that maybe someone is saying no. I think Sally would have been better. Yes, I have to accept this. But it is all the time much more. It is. Is it conspiracy? It is. I will tell you why Stefan Kunz is not inviting. Player X or player Y? No, nobody can explain. If you are asking me, I'm telling you. You know, it, it, it is not conspiracy. No, nobody has influence on my squad. N nobody, nobody wants to have. There is nobody who says who tells me, "Hey, you must invite this one or this one or this." Maybe some outside people who have their own ideas. But but nobody from TVV. We know exactly that we have to work unbelievable much. And you know I, it is more like how should i say i love turkey and, and also this, this job you can change of course you can you can you can ask for another coach but it will not change something not in turkish football, football. if you are patient if you if you are watching critically is he working a lot is there a development in 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 the squad if the good if all players are playing this this is how you should judge me the rest i think is not good for turkish football şimdi salih e, uçan konusuna gelirsek e, söylenenleri yazılanları biliyorsunuz sizlerde tabii ki ben beşiktaş maçlarını izledim ve benim e, geçmişimi de biliyorsunuz Beşiktaş'la olan bağlantımı da. Oyuncu kararlarımızı verirken düşünüyoruz. Örneğin Eren Trabzonspor'dan Eren'i alırken uluslararası maç oynamış olmasını, Avrupa maçlarına çıkmış olmasını değerlendiriyoruz. Ferdi sol bek pozisyonunda belki daha güçlüdür. Bunu bizler de biliyoruz ama başka yerlerde oynama şansı da var. İsmail İsmail'i milli takıma kazandırmak için görüşmelerimizi yaptık. Jorge Sus'la da görüştük. Onun milli takıma yakın olmasını istedik. Her zaman bu tartışmaların yapılması mümkündür. İsmail e, diğerinden iyidir, İsmail diğerinden kötüdür, diğer oyuncu diğerinden iyidir. Bu tartışmaları her zaman e, yakmak mümkündür. Ama tabii ki e, burada ben karar verici olan kişiyim. Herkes söyleyebilir, diyebilir ki Salih Uçan'ı alsaydın daha iyi olurdu. Evet fikri, fikirlere saygı duyarım, bunları kabul ediyorum. Ama komplo teorisi yapan kişiler, yani size Stefan Kuntz'un neden X oyuncuyu veya neden Y oyuncuyu almadığını söyleyeyim gibi konuşan insanlarla zaten bizim problemimiz. Çünkü böyle bir şey yok. Çünkü sorun söyleyeyim. Ben zaten sebebini sizlere söylüyorum. Bir şeyin gerekçesini sorduğunuzda onu size açıklıyorum ve kimsenin e, benim kararlarım üzerinde bir tesiri yok. Özellikle TFF'de. TFF dışındaki insanlar, arkadaşlarım, dostlarım bana söyleyebilirler. Fikirlerini dile getirebilirler dostane ama karar verici olan kişi benim ve TFF'de hiç kimse benim kararlarıma tesir etmiyor. Etme teşebbüsünde bulunmuyor böyle bir istekleri yok zaten ama çok çalışmamız gerektiğini söyleyebilirim. Ben Türkiye'yi seviyorum beni bu şekilde değerlendirin lütfen Çalış, çalışıyor mu diye sorun işler yapıyor işlerini düzgün bir şekilde yapıyor mu kadroda gelişme var mı? Bunun gibi konularla beni değerlendirin. Look, I don't want to make marketing in myself. e, yani bu arada da tabii ki kendi promosyonumu, tanıtımımı yapmak gibi bir niyetim de yok ayrıca. Ee, I, ve hoca değiştirebilirsiniz. Hoca değiştirseniz dahi e, bu bir şey getirmeyecektir. Bir sonuç getirmeyecektir. Bunu da bunu da tekrardan vurgulayalım. I I convinced Ferdi meanwhile, he's one of the best players in, in super league and also at fenerbahçe and also in our national team. i convinced uh öçan that he come to, to turkey, two players. Um, you know, you don't do this if you are not interested in this country, if you are not interested in this turkish football. Um, normally, in the beginning, they ask me, uh, stefan, if you want to come, what is your team? and normally, i say, I need two assistant coaches, goalkeeper coach, fitness coach, uh, analyze coach. Everything I need, everything. Six or seven coaches. Um, I have two assistant coaches: uh, Michael, the goalkeeper coach, and Axel, the fitness coach. They are still working for Mainz and for Hoffenheim. They are part time, but they are unbelievable expert. Slowly, we are taking people like uh, Emrah, uh, the goalkeeper coach, with us. Uh, Vural. The, he's closer to to Axel that they uh, see what they are doing with or, Orkan um, Orkan Okan. Yeah, Okan. Okan, uh, the Turkish analyze you know you mean, you know that meanwhile the analyze uh, people are the most important ones for the coach um, no no we said to Jan Moritz, Jan Moritz work with Okan and then after that Okan will be one of the best analyze guys in, in TVV, this you are not doing this if you are not more interested in that TVV in this country and in the football of this country, um, if you only see it like a job, you know. And this is why it hurts right now. But it is my biggest motivation, my biggest motivation to go on with this, because I am completely convinced, 100 percent convinced. that we will also have sometimes for celebrating and still i reach my goals e, tabii ki kendi reklamımı yapmak istemiyorum diye bırakmıştı hoca devamını getirdi Bataryı var mı? Bataryı var. Eee Ferdi'yi ve Salih Özcan'ı Türk Milli Takımı'na kazandırdık bu süreçte. Bu burada Çaba sarf ettik ki gerçekten bilmenizi istiyorum ki Türk futbolunu, Türk milli takımını umursayarak, e, ciddi şekilde ilgilenerek bunları yapıyorum. Çünkü sadece bu yapılanlara bir iş gözüyle bakan birisi e, bu kadar fazla bu konularla ilgilenmezdi diye düşünüyorum. Ve biraz da ekibimden bahsetmek istiyorum sizlere. Gerçi bir kısmını biliyor olabilirsiniz ama tabii ki bana... E, Kimleri kimleri ekibinde görmek istersin, nasıl bir ekiple çalışacaksın diye söylediklerinde ben e, TFF yönetimine bunları bildirmiştim. İki yardımcı kaleci antrenörü, atletik performans antrenörü ve analist diye e, ve ekibimizde 6-7 alt, tane hoca vardı. Şimdi e, kaleci antrenörümüz Michael Re Rehner Hoffenheim Kulübü'nde. Çalışıyor ee, normalde tam zamanlı olarak. Axel Busenkel var, atletik performans antrenörümüz ee, ve Okan hocamız var analistimiz. Şimdi kaleci antrenörümüz e, ...Mikail Rehner ile birlikte Emrah hocamız birlikte çalışıyor bir Türk kaleci antrenörümüz var. Ee, Axel ile birlikte Vural hoca var yine atletik performans antrenörü bir Türk olarak yani alanlarında gerçekten uzman olan bu arkadaşlarımızı milli takım ekibine kattık ve yanlarında muhakkak bir Türk e, isminde de bulunmasını istedik. Aynı şekilde analistimiz Okan yardımcı antrenörlerimizden Jan Moritz Lichte ile birlikte çalışıyor ve e, TFF'deki en iyi analistlerden biri olacağını kısa sürede söyleyebilirim. En iyilerle çalışmak istiyoruz. Bu konuda gerçekten çaba sarf ettik. Eğer ülkeyi yani Türkiye'yi sevmesem Türkiye futbol federasyonunu Türk futbolunu bir yerlere taşımak e, niyetinde olmasam bu konu üzerine bu kadar titizlenmezdim. Evet yine söylediğim gibi tekrarlıyorum yaşadığımız durum acıtıyor gerçekten acı veriyor ama e, en büyük motivasyonu buradan tekrardan e, yükselerek çıkmak ve yüzde yüz emin olduğum bir şey var gelecekte kutlama yapacağımız çok günler olacak. There are small things sometimes, like a chiropractic, uh, who who can help us, and there are big thing, things, like this uh, psychologically and mentally um, work we we started. So this is everything to develop um, TFF and if everybody or everybody who wants it, he can also be part of it. We are we are open. We are. Um, transparent, transparent. and uh, everybody like I told you all the time everybody can ask and everybody can look over our shoulder. Ee, son iki konuda e, kayropraktik çalışmaları yapmıştık bir önceki kampta hatırlarsanız bu da oyuncuların rahatlığı içinde ve ayrıca psikolojik mental çalışmalar da yaptık bu da takımın gelişimini sağlamak için yine son olarak söylüyorum bizimle ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey varsa her zaman bize sorabilirsiniz size muhakkak cevap vereceğiz. Öğrenmek istediklerinizi lütfen bize sorun. Ee, ve bütün TFF yönetimi de benimle konuştu ve benim arkamda olduklarını söyledi. Bu da tabii ki beni güçlü kılıyor. Başka soru yok herhalde. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Have a good night. A lot of communication. No? Epeyce iyi bir iletişim oldu herhalde. <laughs> Thank you very much.